Sevgili YouTube'dan aman TV takipçileri, yaklaşık 2-3 haftadır niyetlendiğim bir çekim vardı. O çekimin az önce navigasyon çekimini gerçekleştirdik. Şimdi bu sefer tesislere doğru yürüyerekten gidiyoruz. Burası neresi? Dalaman ilçesi, Kayacık mevkii. Kayacık mevkindeyiz. Şimdi az sonra tesislere de gideceğiz ama özellikle şu çayın aktığı yerin güzelliğini bir göstermek ve bu köprü üzerinden gitmek istedim. Burada bazen amatör balıkçılar, serpme atanlara rastlıyoruz. Yani bu derenin denizle buluştuğu nokta. Bununla ilgili zaten çok fazla görsel var. Bu görmüş olduğunuz ilerideki Dalaman Belediyesi tarafından işletilen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ihale sonucunda Sayın Muhammed Şaşmaz zamanında Dalaman'a kazandırılan ve Dalaman'ın bir nevi aslında denizle buluşma noktası. Kayacık tesisleri açılmadan önce her zaman söylemiştim, yani Dalaman özellikle coğrafyasına ihanet ediyor demiştim. Yani baktığın zaman haritada Dalaman deniz kenarı gibi görünüyor. Yani dışarıdan birisi açısından baktığın zaman, bilmeyen, tanımayan ya da buraya hiç gelmemiş bir insan açısından Dalaman şehir, yani ilçe merkezi sanki deniz kenarında gibi görünüyor ama deniz kenarında bir yeri yoktu. Yani eskiden buraya geliniyordu ama tesis açısından herhangi bir sosyal ihtiyaç, insani ihtiyaç açısından herhangi bir tesis veya herhangi bir şey bulunmadığı için burada insanlar sıkıntı çekiyordu. Tabii daha doğal bir görüntüsü vardı. Bir de bizim bu sağ tarafta TİGEM'in iç kısmında bir dalga kıran var. Ama orası tabii, yani TİGEM'in özellikle geçtiğimiz arsa ve yollar TİGEM'in sorumluluk ve sahası içerisinde olduğu için, yani özellikle özerk bir yeri olduğu için oradan da denize ulaşmak oldukça zor. Şimdi bu gördüğünüz gölge, ya az sonra ben size Dalaman Yat Limanı'nın özellikle 20-25 sene süren süreçte Dalaman Yat Limanı ile ilgili o bölgeyi de uzaktan göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi insanlar aileleri araçlarıyla geliyorlar. Ondan sonra burada amatör balıkçılık yapıyorlar. Serpme atıyorlar. Ve günün, haftanın yorgunluğunu burada alıyorlar. Dalaman plakalı araçtan daha çok dışarıdan gelen insanların, Türkiye'nin değişik illerinden gelen insanların araçlarına rastlıyoruz. Bu görmüş olduğunuz yol tesise giden yol. Bu yolla ilgili çok serzenişlerle karşılaşıyorum ben. Ancak bu yol, biliyorsunuz burası yani Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden tesis olarak alınmazdan önce önce hassas su olarak geçiyordu. Hassas su daha sonra birinci derece site dönüştürüldü. Daha sonra ikinci derece sit alanı ilan edildi. İkinci derece sit alanı ilan edilmesiyle birlikte kısmi yapılanma, betonarme yapmama kaydıyla kısmi yapılanma yapılabiliyor. Bu bölgelerde özellikle kumla alakalı olaraktan karetta kaplumbağalarının kısmen burada geçti çıkış yaptığına dair bilgiler vardı. Yalnız bu bilgiler tabii yerli değil. Çünkü özellikle karetta kaplumbağalarının çıkış noktası olabilmesi için deniz kıyısında bol miktarda kum olması gerekiyor. Zaten özellikle o kaplumbağalar çıkış noktasında ışık disiplinine çok dikkat ediyorlar, biliyorsunuz Dalyan'da da. Bizim burada şimdi havalimanı olduğu için burada ışık disiplininin yapılması mümkün değil. Onun için bu bölgede karetta, yani böyle hasbelkader yalan yanlış olabilirdi ama bu karettadan çıkış bölgesi değil. Bunun yıllarca tartışması yapıldı. Görmüş olduğunuz evler, karşıdaki evler de eski evleri dediğimiz, işte İmran Aykut zamanında, Anavatan Partisi zamanında yapılan, işte uzun yıllar mülkiyet sorunları yaşayan, ormanda sorunları yaşayan, işte bankalar tarafından haciz edilen, daha sonra 2B yasasının çıkması vasıtasıyla özellikle Vakıfbank ağırlıklı olarak vatandaşlara satışı gerçekleştirilen ve tamamlanan, yani %90'ı tamamlanan eski evleri. Buralarda daha çok Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar yerleştiler. Yabancı ülkelerden de yerleşimler söz konusu. Tabii özellikle buranın mülkiyet sorunu halledildikten sonra, 2B yasasından sonra burada ciddi bir yapılaşma oldu. Yani en azından daha tamam olan villalar bir şekilde düzenlendi. Su sorunu halledildi, elektrik sorunu halledildi, yönetim sorunları halledildi. Yönetim sorunları halledildi derken Eska tabii çok sorunlu bir yer yönetim açısından. Onlara girmeyelim şimdi. Evet, şimdi Kayacık tesislerine doğru geliyoruz. Kayacık tesisleri günübirlik dinlenme tesisi. Yani bu görmüş olduğunuz bölgede gece kalmak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Bundan 4-5 yıl önce burada Milyon Fest adı altında bir etkinlik düzenlenmişti. İşte Türkiye'nin en büyük rock sanatçıları, pop sanatçıları ağırlıklı olmak üzere Sayın Elif Çökgözen'in katkılarıyla burada Milyon Fest yapılmıştı. Ve şimdi uçaklar da buradan, yani özellikle uçakları izlemek için de çok güzel bir yer.
gençlerin ve çocukların çok dikkatli izlediği bir durum. Özellikle pazartesi günleri çok inanılmaz bir yoğun uçak iniş çıkışı var. Tabi uçakların tamamı bu taraftan inmiyor ya da bu taraftan kalkmıyor. Yani en az yarısı tabi rüzgar durumuna göre olarak Dalaman üstünden de kalkıyor. Şu karşıda görmüş olduğunuz tepenin yamacının alt kısmı yaklaşık 680 dönüm yat limanının yapılacağı yer. Şimdi orayı birazdan bir daha geleceğiz. Yapılması düşünülen ya da spekülasyonu yapılan ya da yıllarca bir şekilde halledilemeyen yat limanının olduğu yer. Burada Dalaman yazısını görüyorsunuz. Aylar bir Dalaman yazısını. Dalaman'a gelen burada hatıra resmi çekmek isteyen insanlar için yapıldı. Tekrardan yola girdik. Burada bir otopark yeri var. Görüyorsunuz ama bizim tabii vatandaşın bir alışkanlığı var. İlla yol kenarına bu şekilde park edecek. Bu arada tabii burada özellikle dört çeker arazi araçlarının kumlara girip de tahribat yaratması, vatandaşta tehlike oluşturması açısından da bunlarla ilgili de uyarılar var. Çöplerle ilgili uyarılar var. Bugün günlerden pazar. Bu arada onu da söyleyeyim. Bugün günlerden pazar. Pazar günü herkes sağa sola gitmiş. Şimdi burada biraz denize girmek biraz sıkıntı. Önce bence şu sağ taraftan bir denize doğru gidelim. Neden sıkıntı görelim. Şu Dalaman yazısından itibaren bir gidelim deniz kenarına doğru. Yani böyle bir deniz havası, tuzlu bir deniz havası solumak isterseniz böyle çay kahve ya da herhangi bir içecek, soğuk içecek içerken muhteşem bir yer tabii. Karşıda küçük adaları da görüyorsunuz. Ağırlıklı olarak burası zaten Dalaman yani Kayacık plajı ve Kayacık denizi hep böyle dalgalı. Ha girilemez mi denize? Girilir. Ama gördüğünüz gibi özellikle koruma altındaki bu yan taraftaki kayaçlar ve kayalar yüzünden burada çok az böyle yani 70-80 metre genişliğinde bir alan var denize girilebilecek. İşte çocuklar salıncak biniyorlar ve şurada çok muhteşem görüntüler var. Bazen ben Dalaman TV haber bülteninde de burada çektiğim bazı arka plan görüntülerini yayınlıyorum. Can kurtaranımız var. Şezlonglar var. Tabi bu tesislere, bu bölgeye giriş ücretsiz. Dalaman Belediyesi İştirakler Müdürlüğü tarafından işletiliyor. Burada çocuk parkı da var. Her türlü yeme içme mevcut. Şezlonglara falan ücret ediyorsunuz. Ondan sonra. Ama bu yaklaşık 40 dönümlük bir alan. Bu 40 dönümlük alan içerisinde kendiniz masanız, sandalyenizi böyle hani portatifleri getirip bir şekilde burada akşamları falan biz deniz havası alıp uçakların inişini kalkışını seyredebilirsiniz. Çok da eğlenceli oluyor. Otopark kısmı kumla düzeltilmiş. Ben hatta dedim bir ara acaba bu otopark olan bölgeye bir çadır yapılıp da çadırda da kalma ihtimali olur mu diye. Ama burası yapısal olarak yani kiralanma şekli olarak günübirlik dinlenme tesisi. Günübirlik mesire alanı. Burada görüyorsunuz inekler yeşillikleri yiyorlar. Gayet doğal bir ortam. Burada duşlar var. Yaklaşık sanırım geçen yıl yapılan tuvalet. Yani tuvalet çok güzel olmuş da. Yani bu kadar düz olur mu ya? Şimdi bunda biraz insan sanatsal kaygı duyar. Bir sağını solunda bir şeyler yapar. Dümdüz böyle bir tuvalet görüyorsunuz. Ama ihtiyacı görüyor. Evet. Şu karşıda tepenin alt kısmı. Şimdi oraya kadar gitmeyelim. Dalaman Yat Limanı'nın yapılması düşünüldüğü ve planlandığı yer idi. Salsala plajı bu görmüş olduğunuz tepenin arka tarafında. Biraz ileride. Şurada palmiyelerin olduğu yerde Dalaman Belediyesi'ne ait yine Muhammed Şaşmaz tarafından imar affı zamanında belediyeye kazandırılan 11 dönümlük bir sosyal tesis var. Bu sosyal tesis ağırlıklı olarak düğünler, işte nişanlar, sünnetler için kullanılıyor. Kimseyi de rahatsız etmiyor. Etrafa da ses açısından da bir sıkıntı yaratmıyor. Bu bölgeler biliyorsunuz işte anlattım demin gibi yani akşamları gelip de böyle insanlar işte bu piyasaya bu çıkan iki dört ayaklı böyle hafif portatif böyle oturma şeyleri var. Kumaştan yapılmış. Biraz dayanıksız oluyor ama. Onlarla oturup da burada işte çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi inekler besleniyorlar. Bu taraf otopark.
Kayacık tesisleri böyle. Şimdi tesislerin iç kısmına doğru bir girelim. Şuradan bir giriş yapalım. Kayacık tesislerine giriyoruz. Kafeterya, restoran olarak kullanılan tesise giriyoruz. Girişte böyle tahta bir yol var. Zamanında Sayın Şaşmaz zamanında bu özellikle palmiyelerin dikilmesiyle ilgili bile ÖÇK, o zamanki Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından da sıkıntılar yaratılmıştı. Ama yani ağaç dikmenin, yeşillik yapmanın yani ne mahsuru var? Bu tesisler belli bir yere kadar yapılmıştı. Sayın Muhammed Karakuş geldiğinde de onlar da biraz daha öne doğru aldılar. Gölgelik alanı çoğalttılar. Burada özellikle nişan nikah merasimleri yapılabiliyor. Belediyeye, Dalaman Belediyesi'ne belli bir bedel yatırmak kaydıyla bu yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi çok dalgalı. Bedelini ödemek kaydıyla burada hem profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekim yapılması, düğün resimlerin yapılması gündemde. Evet, kıyıya doğru geliyoruz. Kıyı oldukça güzel bir kum. Bir rüzgar var. Özellikle bu sünger sayesinde de bu ses inşallah çok kötü çıkmaz. Önemli olan burada ses. Görüntü çok güzel. Görüyorsunuz aileler, yani bu rüzgarda bir nebze de olsa yaklaşık 40 derece bir sıcaklıkta Dalaman'ın sıcağından kaçıp da bu tesiste böyle bir hava almak istiyorlar. Bir böyle nefis bir deniz kokusu, tuzlu su kokusu var. Akşamları bu karşıdan, özellikle şu anki tam karşıdan uçakların gelişini izleyebiliyorsunuz. Bir ışık huzmesi halinde. Tesislerde bu şekilde. Bu tesislere giriş ücretsiz, diğer tesisler gibi değil. Ücretsiz, burada hiçbir şey getirmeseniz bile çay, kahve, işte içecek, yiyecek açısından bir sıkıntı yok. Fiyatların çok çok böyle yüksek olduğu söylenemez ama bir belediye tesisi olarak yine de daha düşük olmasıyla ilgili de ben bir sürü dönüş alıyorum. Efendim, Kille'yi çektik, Dalaman termal tesislerini çektik. Şimdi de kayacığın hem navigasyonunu hem de kıyıdan bir görselini çektik. Muhtemelen Salsala ile de ilgili bir çekim yapacağım. Dalaman ve bölgesinin tanıtılması, en azından biz nereye gidiyoruz, ya burası neresi falan denmesi açısından da bu çekimler önemli. Dediğim gibi bir dahaki sefere şeyde buluşuruz, Salsala çekiminde de buluşuruz. Salsala ile ilgili benim zaten yıllara sari olarak birçok çekimler, hem haber olarak hem tanıtım olarak birçok çekimim vardı. Ama bu yıl şöyle bir güzellik yaptık. Ya buraya nasıl gidilir, nasıl gidilir anlamında bir navigasyon çekimi yaptık, işte yazılı falan. Bu anlamda da bir çalışma oldu. Dediğim gibi 2-3 haftadır ben bunu planlıyordum ama bugüne nasip oldu. Bugün günlerden pazar. YouTube Dalaman TV aboneliğini yapar arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz bu tür içerikler yapmak için beni cesaretlendirirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.